Sırf Mehdi'ye karşı olacağım diye İttihat-ı İslam'a da karşı oldular. İsrail'in 10 tane askerini adı hapis ettin, tutukladın. Bunlar ne olacak? Bunları ilgilendirmiyor işte adam. Adam kendini kenara çekmiş. Böyle olmaz. İnşallah. Türkistan bile olursa, İttihat-ı İslam olursa bu olaylar zaten meydana gelmez. Başlangıcından olmaz. İnşallah. Zemininden böyle bir olay olmaz. Siz suçu İttihat-ı İslam'ı aramayanlarda bulun. Bu kadar Müslümanın kanı onların boynunun üstünedir. Mehdi'yi aramayanlar sorumludur. İttihat-ı İslam'ı istemeyenler sorumludur. Türkistan Birliği'ni istemeyenler sorumludur. Onları yargılayacağını sen kendini yargıla önce. Çünkü müsebbibi sensin, sebep olmuşsun sen. İttihat-ı İslam olsa 9 tane kardeşim şehit edebilirler miydi? Mümkün mü ya? Hoş geldiniz, buyurun falan derlerdi. Alkışlarla karşılarlardı. Alnına kurşun sıkıyorsa 5 yer, 4 yer. İttihat-ı İslam'ın olmamasındandır. İttihat-ı İslam'ın olmaması nedir? Siz gidiyorsunuz, orada burada nargile kaynatıyorsunuz. Göbeğinizi yayıp oturuyorsunuz. Ondan sonra şu yargılansın, bu yargılansın. İnternet köşelerinde dedikodu yapıyorsunuz. Öyle olmaz. Allah'ın katında asıl siz yargılanacaksınız. Bu İttihat-ı İslam istemediğiniz için, Türkistan Birliği'ni istemediğiniz için, Mehdiyet'i istemediğiniz için siz yargılanacaksınız ahirette. Asıl bunu düşünün. İnşallah hocam. Değil mi? Doğru hocam. İnşallah. İnşallah.